O nedenle iktidarın insafına, mahkemenin inisiyatifine bu süreci bırakamazdım. Ve kararımızı söylüyorum size. Evet, biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız artık net. Şu anda kesinleşti bu. Bizim kararımız. Şu anda açıklıyorsunuz. Şu anda bekleniyordu ama şu anda olarak ben size eş başkan olarak söylüyorum ki gördüğünüz gibi elimdeki not kartları da Yeşil Sol Parti abdemizde. Logosu da evet, evet. Şu anda volede verdi arkadaşlar. Yeşil Sol Parti nasıl bu noktaya geldi ya da biz nasıl Yeşil Sol Parti ile seçimlere girme noktasına geldik? Kapatma davası açıldıktan kısa bir süre sonra biz alternatif hazırlıklarına başladık. Çünkü tecrübemiz de var ve bu iktidarı tanıyoruz. Zulümde, yasakta, baskıda sınır tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Kendi varlığını devam ettirmek için her yola başvurabileceğini açıkça gördüğümüz bir rejimle karşı karşıyayız. O zaman bizler de tecrübemizi buna alternatif oluşturacak hazırlıklara yoğunlaştırdık ve bunu hemen başlattık. Yeşil Sol Parti bizim bileşenlerimizdendir. HDP bileşenlerin de olduğu bir partidir. Yani parti kurulurken bazı partiler, yani beş parti, kurucu parti olarak yer almıştır. Yeşil Sol Parti hızla örgütlenmesini tamamladı. Yani HDP ve bileşenlerinin çalışmalarıyla bütün teşkilatımızda bu süreci yürüttük. Son derece düzenli, disiplinli ve özenli yürüttük. Seçime katılma yeterliği için gerekli örgütlenme oranını aşacak şekilde tamamladık. Kongresini yaptı Yeşil Sol Parti. Bu karar da bizim bileşenlerimizle ve bütün kurullarımızla birlikte aldığımız bir karardı. Yeşil Sol Parti en önemli seçenekti. Başka seçenekler de vardı, onları artık konuşmaya gerek yok. Yeşil Sol Parti'yi engelleseydiler başka seçenekler çıkaracaktı. Başka partiler mi? Başka partiler. Yani hazırlıklarınız ya, vardı o zaman, B planı, C planı. Onu bazen öyle... Bizim yayında bir kere söylemiştiniz sabah yayınımızda. Birkaç kere söyledim. A, B, C planlarımız var. İki nedenle bu planları oluşturmakta yetenekliyiz. Biri, geçmişteki bu baskı, yasak ve zulüm tecrübesi aynı zamanda bizlere güçlü bir birikim ve ders de verdi. Biz o dersleri ve o birikimi değerlendirdik. İkincisi, bu seçimlere mutlaka bir alternatif yaratarak girmek mecburiyeti vardır. Ve bu bir parti olmalıdır. Geçmiş dönemlerde bağımsız adaylarla da girildi. Bu tecrübe, geçmiş tecrübe ve geleceği kurma konusunda anahtar rol, yapıcı işlev görme iddiamız ve kararlılığımız dolayısıyla bu çalışmaları hemen kapatma davasının açılmasının ardından başlattık. Son biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu seçime katılma yeterliği olan partilerin listesini de açıkladı. O zamana kadar acaba başka oyunlar döner mi diye de bekledik. Ama yani Yeşil Sol Parti'nin seçimlere girmesini engelleyebilmeleri için 12 Eylül tarzı bir darbe yaparak anayasayı açıkça lağvetmeleri gerekiyordu. Böyle bir şeyi de yapmak herhalde toplumda çok güçlü bir tepki doğuracaktı. Yapamadılar. Sonuçta biz yasal, anayasal şartları. Şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi siz bu logo ve bu parti altında bütün milletvekil adaylıkları olacak. Peki diğer ittifak ortaklarınız, mesela İşçi Partisi, diğer partiler ne yapacaklar? Şimdi ittifak meselesi ayrı bir başlık olarak duruyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak gireceğimizi duyurduk. Biliyorsunuz geçen hafta ittifak bileşenlerimizde başkanlar ve sözcüler düzeyinde bir araya geldik, tartıştık. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimi konusundaki tutumumuzu
netleştirdik ve bu deklarasyonun hazırlıklarına başladık. Bugün açıkladığımız deklarasyonun hazırlıklarına başladık. Diğeri parlamento seçimlerine ittifak olarak gireceğiz. Yeşil Sol Parti 81 ilde seçimlere girecek. Ve diğer partiler de yani seçime katılma yeterliği olan ittifak güçlerimiz de kendi amblemleriyle girecekler. Fakat nerede, hangi illerde, nasıl yapılacak bu üzerinde çalışmaların devam ettiği bir konudur. Yani netleşen şu, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak gireceğiz. Yeşil Sol Parti Türkiye'nin bütün illerinde girecek. Diğer ittifak güçlerimiz de birlikte en yüksek oy oranına ve en yüksek milletvekili sayısına ulaşmamız için birlikte bir yöntem belirlemeyi kararlaştırdık diğer partilerimizle, ittifak partilerimizle. Yani oturacağız, Türkiye demokrasisine en güçlü katkıyı nasıl yapabiliriz? Evet, demokratik dönüşüm konusunda, özgür geleceğe ulaşma konusunda anahtar rol üstlendiğimize göre bunun sorumluluklarını yerine getirecek yöntemleri de oturup çalışıyoruz. Yani en yüksek düzeyde milletvekili çıkarmak, bu sadece sandalye sahibi olmak gibi anlaşılmasın lütfen. Esasen sandalye sahibi daha fazla mecliste sandalye sahibi olarak anlaşılmasın. Demokratik dönüşümün gerçekleşebilmesi için güvence olduğumuz inancımızın bir sonucudur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yeni yasalar yapılacak demokratikleşme için. Toplumsal alanda pek çok konu mücadelenin içinde yer alacak. Yani pek çok konuda ortak mücadele yürütecek bu toplumsal alanda. Ama parlamentoda önümüzdeki dönem dönüşümün çok kilit bir formudur, alanıdır, zeminidir. Orada da öyle bir sayıya ulaşmalıyız ki biz demokratik dönüşümü güvence altına alalım. Şimdi burada görüşmeler sürerken ittifakta TİP ve EMEP'in işte sizden farklı bir görüşü oldu ve evet, liderler bazında görüşüp karara bağladınız. Şimdi TİP'i biliyoruz, en az 41 ilde kendi logosu, kendi adaylarıyla seçime girecek. Değil mi? Bu karara bağlandı. Şimdi açıkçası biz en yüksek oy oranına ve en yüksek güçlü temsiliyete ulaşmanın yolunun tek listede birlikte seçime girmek olduğu görüşündeyiz. Bu daha önce de öyleydi. İttifak bileşenlerimize de bunu açıkça söyledik. MYK'mızda da, yani Merkez Yürütme Kurulumuzda da böyle bir karar aldık. Bu son MYK toplantımızda alınan bir karardı. Dedik ki biz tek parti çatısı altında, yani Yeşil ya Sol'da, HDP ya Yeşil Sol olacaktı. Şimdi Yeşil Sol diyelim. Yeşil Sol Parti çatısı altında tek listeyle seçime girelim. Elbette ittifak bileşenlerimizin de burada kontenjanları olacaktı. Bu bizim hani en büyük parti olmamızdan kaynaklanan bir talep ya da düşünce değil. Bizim hesaplamalarımıza göre, tecrübemize göre en etkili sonuç bu olacaktı. Hele en etkili sonuç bu yöntemle alınacaktı. Hele bu kadar kritik bir dönemeçte mecliste de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na hiçbir şekilde kaptırma riskine girmeden alınacak sonuç bu yolla daha garantili olur. İkna edemediniz sanırım. Hayır, mesele şu. İttifak güçlerimizin seçime girme yeterliğine sahip olan partileri de kendi logolarıyla girmek istediler. Çok anlaşılır bir şeydir.
Bizim buna bir tepkimiz yok. Biz zaten hani bu tür meseleler geldiğinde çok yoldaşlık hukuku dediğimiz bir zeminde tartışıyoruz. Yani diğer partilerde veya başka ittifaklarda piyasaya kontenjan çatışması ya da çekişmesi olur. Başka hesaplar olur, makam mevki hesapları olur. Bizde bunun olması düşünülemez. Yani öyle bir ittifak bileşeniyiz ki biz güçlü politik ilkeleri ve politik etiği olan bir güç birliğiyiz. Esasında yeni parti, yeni logo, yani partinin ismi ve logosu da enteresan olmuş bu arada. Aslında hepinizin tek bir şemsiye altında seçime katılabilmesi için iyi bir fırsat olurdu. Ben yönetmenimden şu logoyu bir isteyebilirsem buraya, bunu bir anlatır mısınız efendim? Tabii. Ben bunu önemli buldum. Arkadaşlar, şimdi bende kulaklık yok da bir verebilirlerse ekrana bu sizin logoyu. Evet. Bunu anlatır mısınız efendim? Bunun hikayesi nedir? Ya aslında Yeşil Sol ve bizim HDP logolarının benzeşmesi gibi bir amacımız vardı elbette. Evet. Yani burada gene bir ağaç görüyorsunuz, gene bir güneş görüyorsunuz, gene Türkiye'yi